Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 2 Ekim çarşamba maçlarından bahsedeceğim. Toplam yine 6 tane maç aldım. Şampiyonlar Ligi'nden 4 tane maç var. Konferans Ligi'nden 2 tane maç aldım ve de maçını aldım arkadaşlar. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Başakşehir'de temsilcimize başarılar diliyorum. Zor bir maç olacak. Daha önce Rapid Wien Trabzonspor'la oynamıştı. İnşallah Trabzonspor'un da intikamını alırız. Ülke puanı için de bizim için çok iyi olur. E, hemen videoya geçiyorum. E, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, abone olup Telegram'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar Telegram'da ben her zaman yardımcı oldum, her zaman daha önce de yardımcı oluyordum, yine yardımcı olacağım. Yani duyurulara yapacağım, oraya gelip orada takipte kalmanızı tavsiye ederim. Hemen videoya geçelim. Like attıysanız teşekkür ederim şimdiden. Evet, 6 tane maçımız var. İlk önce Başakşehir maçıyla başlıyoruz. Hemen başlayalım geçelim Başakşehir maçına. Rapid Wien'i ağırlayacaklar. Rapid Wien dediğim gibi daha önce Trabzon'u elemişti burada, ama Trabzon gerçekten lige başlayamamıştı. Sıkıntıları vardı, hala daha var. Daha bence birkaç haftaya daha ihtiyacı var. Yani Ocak kadar böyle gider diye düşünüyorum. Neyse konumuz Trabzonspor değil. Konumuz Başakşehir. Rapid Wien'de devam edelim. Rapid Wien iyi bir takım. Köklü bir takım. Ee, Başakşehir'le baş edebilecek gücü var diye düşünüyorum. Ligimizden örnek vereceğim. Başakşehir e, kazanıyor. Tamam. E, gol atıyor. Ama Alanya'dan 2-7. Antalya'dan 2-7 ve geriye düşüp çevirdi maçları. Bodrum Spor'u son dakikada attı yendi. Samsun Spor'dan 2-7. Sivas Spor'u güzel oynayıp yendi. E, ama yine golü gördü. Belki ikinciyi bile yiyebilirdi. E, Avrupa Ligi'nde ilk defa oynayacaklar. Şimdi Konferans Ligi'nde bu sene ilk defa oynayacaklar. Lig aşamasında gösterebileceğim gösterebileceğimiz bir şey yok. Eleme maçları var. Kolay rakiplerle oynamıştı zaten. Çoğunda gol yemeden zaten buraya kadar geldi. Rapid Vienna bakalım. Onlar da ligde kaçıncı sıra demiş. İkinci sırada zaten ligin birinci, ikinci, üçüncü sırası takımlarından. Salzburg'un üstünde ara bu sene. Düşünün yani. Salzburg'u bile geçmişler. ve ee, en son kendi evinde beraber kalmış. Avusturya'ya direkt rakipleri mesela. Onları yenmişler. Golcü bir ekip dediğim gibi Trabzon'a da gol attılar. İçeride dışarıda gol attılar. Ee, Avrupa Ligi'nde maçlara bakalım. Burada Trabzonu elediler 1-0, 2-0 Braga'ya elendiler. deplasmanda Braga'ya gol attı. Hatta Braga e, geri dönüşü zor yaptı. Yani 70'te gol attı, zorlanarak geri dönüşü tamamladı burada 2-1'le Rapid Wien'i yendi kendi evinde 2-0 öne geçti. Yine Braga iki şans golü, iki golle turu aldı diyebilirim. Yani deplasmanda olsaydı Başakşehir işi çok zordu. Kendi evinde olduğu için şu an güçler eşit diyebilirim. O yüzden Başakşehir gol atar, Rapid Wien'le cevap verir diye düşünüyorum. Hatta ilk golü Rapid Wien bile atabilir. Çünkü geriye yaslanacak. Başakşehir üstüne çekip direkt kontrayla Trabzon'a yaptığı gibi gol bulmaya çalışacak diye düşünüyorum. Saldıran taraf biz olacağız büyük ihtimal. O yüzden ilk golü Rapid de bulabilir. İnşallah Başakşehir 1-1'i yakalayıp belki de 2-1-3 bile maçı çevirebilir diye düşünüyorum ama bence maçın hakkı 1-1 gibi görünüyor. Büyük ihtimal 1, 1 de biter. Yani en kötü, en kötü berabere bitsin. İnşallah kazanırız da en kötü berabere bitsin yenilmeyelim. Ama maçın KG olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1-61'den aklınız yatarsa deneyebilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Vitoria Gümareş kendi evinde Selcide'yi arayacak. İki takım arasında bence baya bir fark var diye düşünüyorum. Gümareş iyi bir takım Portekiz'in orta sıra takımlarından. O yüzden konferansta devam ediyor. Hatta buraya gelene kadar bir iki birkaç takımı eledi. Rahat eledi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama Bakar şimdi. Kendi liginde orta sıra takımlarındandır. Hatta bu sene 6. sırada Boragal'ın altında. Yani ilk onun içine girebilecek takım. Geçen sene ligi 4. bitirmiş. 5. bitirmiş artık. Neyse. Konferans liginde devam ediyorlar. Sejle rakip olabilecek bir takım değil bence. Slovenya ekibi. Zaten onlar da 5. sırada. 10, 10 maçta 5. sıradalar. Son 4 maçın 3'ünü kazanmış. Son hafta mesela deplasmanı 3-2 mağlup olmuşlar. Ee, Avrupa Ligi'nde oynamışlar mı? Avrupa Ligi'nde Shamrock Rovers'a eğlenmişler. Kendi evinde 1-0 yenilip deplasmanda 3-1 yenilip Konferans Ligi'ne e, düşmüşler. Şu an Konferans Ligi'nde ilk maçı olması lazım. Orada da Puyini'kle oynamışlar Orada da daha önce bir maç yapmışlar. Phoenix'i eğlemişler. Phoenix zaten normal bir takım tam böyle kendi ayarında ama e, Victoria Gümereş şu an secdeden daha üstün bir takım. Zaten oranlarda yansımış. 1.26 oran verilmiş. Bence Gümereş bugün e, kazanır. Kazanır yanına 1.5 üst alabilir 1 6 bu böyle ideal ana kupanlara girecek bir tahmin olur. Hatta bence 2.5 üstü de ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani Gümaraş tek başına 3 tane de atabilir. 1.86 bu da ideal kupanı. ikinci kupanlara eklenebilir, denenebilir arkadaşlar. Bence bugün Gümaraş rahat kazanır. Başka sürpriz olarak yani ne deneyebiliriz? Belki Gümaraş ev sahibi iki yarı 2 yarıyı kazanır. 2.99'dan deneyebiliriz. İlk yarı 1-0 geçersek belki ikinci yarıda 2 tane atar. Bu şekilde ev sahibi 2 yarıyı kazanır. Denenebilir arkadaşlar. Dediğim gibi Gümaraş bugün rahat kazanmasını bekliyorum. Bunları isterseniz sürprize, ideallere oynayabilirsiniz. Geçelim diğer maçımıza. Şampiyonlar Ligi'nde Girona evinde Feyenoord alacak. Zor mu bir maç olacak arkadaşlar? Yakında birbirine denk gibi. Ama Feyenoord bu sene tam olarak e, başlayamadı. Kendi liginde bile deplasmanda henüz galibiyeti yok diye hatırlıyorum. Bir bakalım. Girona e, kendi evinde oynadığı maçta Osasuna'yı yenmiş. Barcelona'dan fark ediler. Aslında kötü oynamadılar ama Barcelona bir anda 4 yaptı. İyi futbolcuları var. Kendi evinde vayak. Falcao'yu yenemedi. Celta Vigo'ya yenilmedi. Yani enteresan e, Valencia'ya yenilip Celta Vigo'ya yenilmemesi enteresan. Celta Vigo çok güzel oynayan bir ekip. Yani Girona'nın da bir günü bir güne tutmuyor. Ama geçen hafta e, Paris Saint-Germain deplasmana gittiler. Mesela orada da dersin ki Paris Saint-Germain 3 tane atar. 90'da zor attı Paris Saint-Germain. Orada da iyi direndiler. Bu sene e, tuhaf bir takım oldu. Geçen sene çok gol atan bir ekip. Bu sene defans yapan bir ekibe dönüştü Girona. E, o sattığı oyunculardan dolayı. Paris Saint-Germain 90'da gol, e, gol buldu. Cirona 90'da yıkıldı. Feyenoord'a bakalım. Onlar da az önce bahsettik. Dediğim gibi daha çok iyi bir galibiyeti yok Feyenoord'un. Yani çok iyi oynayamıyorlar. Deplasman'da özellikle. Ee, kendi evinde Bayer Leverkusen'den 4 tane yediler. Az önce konuştuk zaten. İyi oynadılar. Özellikle ilk kez iyi oynadılar. Şimdi Girona'ya e, gol bulabilirler mi bilmiyorum. Deplasman'da dediğim gibi kolay rakipleri bile yenemedi. Kendi liginde oynadığı maçlarda. Bu maçın havası biraz farklı olur. Ama ben Girona'nın üstüne gelen Feyenoord'a kontrol eden gol atıp bir de üstüne yatacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden riskli bir tercih ama Girona'nın ben kazanacağını düşünüyorum. Şimdi İspanya Ligi ile Hollanda Ligi'ni tarttığım zaman Girona İspanya'da geçen senenin iyi takımıydı. Bence bu Feyenoord'u yenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. İkinci tercih olarak da yani Feyenoord'un bir gol atabilirini de düşünüyorum yani belki bir bir de bitebilir. Dediğim gibi riskli bir tercih ama ikinci kuponlara girer diye düşünüyorum. 1.74. Biraz daha yüksek de olsa daha güzel olurdu ama dediğim gibi oranlar çok düşük. İsterseniz bunları deneyebilirsiniz. Geçelim Shakhtar Atalanta maçına. Bu maçın güzel olacağını düşünüyorum. Atalanta'da bu sene tam daha onlar da tam istediği gibi başlayamadılar lige. Geçen senenin rehameti mi diyeyim? Ne diyeyim? Geçen sene Avrupa Ligi'ni kazanmışlardı. Bu sene gördüğünüz gibi ilk 3 maçı deplasmanda oynadı. E, Lecce deplasmanda çok iyi başladılar lige. Bunu da almıştım ben zaten yüksek orandan. Ama ondan sonra Torino yenildiler, Inter'e yenildiler. Fiorentina'ya 2-0'dan mı 1 0ya geçmişler. Sonra maçı yine 2-1 geriye düştü. 3-2 kazandı. Fiorentina'ya yenip Koma'ya 3-2 yenildiler. Veya en sonunda Bologna'yı yenemediler. Yani onlar da sıkıntılı gibi bu sene. Biraz yoruldular da gibi daha ligin başında olmasına rağmen çok enteresan maçlar oynadılar. Geçen haftaki maçına bakalım. Geçen hafta Arsenal'le evinde berabere kaldı. Arsenal'in de kazanabileceğini düşünüyordum. Zaten o gün tek 0-0 biten maç bu oldu galiba. Diğer maçlarda çok gol çıktı. Bir tek bu maç 0-0 bitti. Ama bu sefer Shakhtar Donetsk deplasmanında yani 0-0 biteceğini zannetmiyorum. Bu maçta da öyle bir skor çıkarsa zaten ilk 8'e giremezler. O yüzden atak futbol, açık futbol oynamak zorunda. Shakhtar Donetsk evinde iyi oynayan bir takım. Yani 4-5 sene önceki Shakhtar olsa Atalanta evine 3 atar gönderir. Geçen hafta ne yapmışlar ona bakalım. Geçen hafta onlar da Bolok da 0-0'la kalmışlar. Ama dediğim gibi bu maç tam böyle 0-0 bağırıyor. 0-0'ın ben diye bağırıyor ama bu sefer bence iki takımın da gol bulmak isteyeceğini düşünüyorum. Birisi atarsa diğeri cevap verir arkadaşlar. Kimin ilk golü atacağı önemli değil. Shakhtar da atsa Atalanta cevap verir. İlk yarıdan daha bence maç hızlı başıp ilk yarıdan bir gol gelir. Hatta ilk yarı KG bile olabilir arkadaşlar. Maçın bayağı hızlı geçeceğini düşünüyorum ben. İsterseniz deneyebilirsiniz. Geçelim Dinamo-Zagreb-Monaco maçına arkadaşlar. Gene çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zagreb'in geçen haftaki maçını hatırlarsınız. Bayağı Münih deplasmanına gittiler. Yanlış hatırlıyor da olabilirim bir bakalım. Bayağı Münih deplasmanı olması lazım. 9-2. <laughs> çok zevkli bir maç olmuş. Rakibin ataklarını gol yiyerek savuşturmuş. Dinamo, Dinamo Zagreb. 9 liranın golüydüler. E, e, maçın 3-2'ye getirdiği bir an dedim acaba e, geri dönüş mü olacak ne olacak. Ama ondan sonra Bayern Münih yine elini konu sallayarak gol attı. Güzel maç oldu. izledim ben. Zevkli maç olmuş. E, yine Monaco'ya e, konuk edecekler bu sefer Monaco'yu. Monaco'ya bakalım. Geçen hafta onlar da Barcelona oynamıştı galiba. Barcelona'yı 2-1 yendiler. E, kırmızı kart da görmüşler herhalde Barcelona yla. Yanlış da hatırlayabilirim ama çok güzel oynadılar ya. Bu sene zaten ligde de iyi oynuyorlar. O yüzden e, ben Zagreb'e zaten kazanabilir ama oran da düşük yani 1.50'den buna da değmez ki Zagreb de tehlikeli bir takım. Yani deplasmanda bayağı Münih bir anda 2 gol attılar. Kendi evinde gol atacaklarını düşünüyorum yani. Monaco hazırlıksız yakalanabilir burada. KG var önereceğim arkadaşlar. Hatta üst de deneyebiliriz. Belki Monaco kendi de üst yapabilir ama Zagreb'in gol atacağını düşünüyorum. Yani KG var ve 2.5 üst deneyebiliriz arkadaşlar. Bol golli bir maç olacağını düşünüyorum. 1.72'den KG var'ın yanına 2.5 üstü de ekleyebiliriz veya üstün yanına KG var'ı ekleyebiliriz. İkisi de aynı derecede yakınım. Yani Monaco dediğim gibi üstte de yapabilir. Zaten Zagreb'ten de gol bekliyorum. Evinde iyi oynar. O yüzden aklınıza yatarsa deneyebilirsiniz. 1.72'den KG var, 2.5 üst. Yani güzel kuponlara girer arkadaşlar. Geçelim son maçımıza. Ştumgraz evinde kulüp burucu ağlayacak arkadaşlar. E, i̇ki takım da geçen hafta yenilmiş olması lazım. Öyle hatırlıyorum. biraz Brest'e yenilmişti galiba. Çünkü Brest'in maçını ben ev sahibi kazanır almıştım yüksek bir oranı vardı. Maç 1-1 bir bir berabere geldi. biraz beraberliği yakaladı ama ikinci yarı Brest kazandı. Fransa da zaten Brest'ten e, puan almak biraz zor. Geçen sene çok iyiydi Brest. Yani bir ara ikinciliği, ikinciliğe kadar yükselmişti. O yüzden Brest'ten puan alamamı normal bence. Yani Fransa'dan o Fransa'dan puan çıkartamaması normal. Şimdi evinde Kulüp Burcu'yu ağırlayacaklar. Kulüp Burcu da geçen hafta e, Borussia Dortmund'la oynamıştı galiba. Onlar da 3-0 yenildi ama çok güzel oynadı yani Kulüp Buruş. Borussia Dortmund tamamen şansa maçı kazandı diyebilirim. Şu gole kadar Kulüp Buruş daha iyi oynayan bir taraftı. Ben de e, Borussia Dortmund tarafını tutuyordum bu maçta ama kazanmasına rağmen yani hak ettiğini söyleyemem. O yüzden bence Kulüp Buruj daha iyi oynayan bir takım taraf bile olabilir arkadaşlar. Bu maçta da yine açık futbol oynayacaklar. İki tarafta puan kaybetti. Bence iki buçuk üst burada gelir diye düşünüyorum. Kulüp Buruj belki tek başına üst yapabilir. Şutum Gras kendi evinde oynuyor. iki gol bile bulabilir. O yüzden iki buçuk üst gelir diye düşünüyorum. Hatta bunun yanına KG'de ekleyebiliriz. Yani KG'den üste gider. 1.66. Aralarında çok az bir fark var. 1.54'ten 1.66'ya çıkıyor. O yüzden burada ekleyip beklememek size kalmış. Belki maç e, üstte şey var olmayabilir. Belki dediğim gibi e, 3-0 kazanır bir taraf. O yüzden o, 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 seçim size kalmış arkadaşlar. Çünkü az bir, bir, bir fark var. Arada 10-12 bir barem var. Değmez yani. Sadece tek seçenek oynayın. 2.5 üst oynayalım. Bırakalım arkadaşlar. Yine iki tane kupon yaptım arkadaşlar. Eğer aklınıza yatarsa onları deneyebilirsiniz. Bir göstereyim. Aklınıza yatarsa içinize sinerse deneyin arkadaşlar. Gümeneş maçını maç sonu 1-1.5 üst aldım. Bence iki tane atar diye düşünüyorum. Bir de e, Zagreb Monaka maçını 2.5 üst aldım. Burada üst olarak ekledim. Üst olarak almışım kupona. E, Şutum biraz Kulüp iki 2.5 üst olarak eklemişim arkadaşlar. 3.37 oran yapıyor. İsterseniz son maçı çıkarıp ikili olarak deneyebilirsiniz. Bir maç çıkartırsanız daha iyi olur sizin için. Sizin, sizin oyun tarzınıza göre ikili, üçlü belki de diğer kupondan bir maç ekleyip dörtlü nasıl oynamak istiyorsanız kendi şansınıza göre, bütçenize göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci kuponu da göstereyim. Bu biraz daha riskli bir kupon. Başakşehir KG var aldım. 1.61. Burada Girona var. E, maç sonu bir risk bu riskli kupon. Bir de Shakhtar Atalanta maçını KG almışım. Burada da isterseniz 4.34 yapıyor. Girona'yı çıkartırsanız daha bir e, tutacak bir kupon gibi görünüyor bu da. 2.50 olandan bu şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben üçlü önerdim ama ikili de deneyebilirsiniz. Dediğim gibi sizin oyun tarzınıza göre aklınız yatan içinize sinen şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Genelde kuponlar ya tutuyor ya da tekten yatıyor biliyorsunuz. Bir golden yatıyor, bir kornerden yatıyor. Umarım bugün şansımız yanımızda olur. Biraz da şans bizde olsun. Penaltılar bizde olsun. İptal olan gol ya rakipten olsun. Hiç bize gelmiyor şans. Hep zaten hangi şey oynasak ya golümüz iptal oluyor ya penaltı yiyoruz ya kırmızı kart görüyoruz, görüyoruz, biliyorsunuz. Umarım bugün güzel olur. Herkese bol şans diliyorum. Şimdiden ee, kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız sevinirim. Orada da konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.